kaynayacak burada hafiften. Yavaş yavaş kıvama geliyor. İki tane göğüs tavuk kullanıyorum. Tavanın altını yaktım, tavayı ısıtıyorum. Tavuğu ortadan ikiye kelebek gibi açın. Ondan sonra da ince uzun dilimler halinde şöyle güzelce doğrayın. İlk yapacağımız şey ısınan tavaya tavuklarımızı atıp güzelce bu tavukların her taraflarını hafifçe pişirmek. İyice ısınmış tavaya tavuklarımızı şöyle bir atalım. Her taraflarını güzelce pişirelim. Tavukların bir yüzeyi komple tavaya değiyor. Tamam. Üst üste böyle tepe tepe yaparsam azıcık su salabilir ama fazla su salar. O yüzden ben öyle olsun istemiyorum. Toz, kırmızı biber, tuz ve karabiber ilave ediyorum buna. Birazcık tatlansın, birazcık lezzetlensin diye. Alın şöyle bir parça tereyağı. Buradaki tavanın dibine ekleyin. Arkasından tereyağıyla beraber şöyle tavanın kenarlarına yapışan o tavuğun bütün kendi lezzetini yeniden tavanın dibinden sökün. Tereyağıyla beraber tavuğun üzerine doğru geçirin. Bir küçük kaşık daha ilave edeceğim. Çok lezzetli olsun istiyorum çünkü bu. Arkasından da bu böyle fındık kabuğu gibi hafifçe tereyağı kahverengileşmeye doğru başlayana kadar bunu burada kendi halinde bırakacağım. Şimdi bunlar bizim üstümüz, tamam mı? Su kaynadı. Son derece güzel. İçerisine şöyle dolu bir tutam tuz atıyoruz. Yaklaşık yarım kilo kadar fettuccine makarnayı kullanıyoruz efendim. El yapımı bir makarnadır ve benim makarnam çok hızlı pişen bir makarna. O yüzden koyun, şöyle güzelce bir karıştırın. Şimdi tekrar ben şuraya dönüyorum. Burada çok önemli bir durumumuz var. Bakınız, burada yoğun bir lezzet var, tamam mı? Bunun içerisine zaten tereyağı vardı ya, yaklaşık şöyle iki kaşık kadar da tereyağı ilave ediyorum. Sonra içerisine şarjörü doldurduğum sarımsakla ateş ediyorum. Şöyle koyduk. Şu kenarlardaki ekstra olan o tavuktan dökülen bütün parçaları aldım. Mükemmel bir koku var burada. Artık kremayı da ekleyebilirim. 400 mililitre krema, yani İki tane küçük paket eder. Tamam mı sevgili dostlar? İki küçük paket kremayı aldım, ekledim. Altını bir kısıyorum bunun, tamam mı? Ve krema ile yağı şöyle birbirine çırpma teliyle güzelce yediriyorum. Tamam mı? İyice yediriyorum, iyice yediriyorum. İçerisine birazcık tuz koyacağım. Birazcık karabiber koyacağım. Orijinal tarifte vardır, yoktur. Hiç ilgilenmiyorum. Ben çok seviyorum. İçerisine bir parçacık muskat rendeleyeceğim. Bu kadar. Ondan sonra şimdi şu sosu bir karıştıralım. Bak. Güzel, kremalı, yoğunluğu iyi bir kıvamdayız. Tamam. Makarnalar hafif hafif açılmaya başladılar. Benimki aşağı yukarı 5-6 dakikada olur kıvama geliyor. Küçük bir parça parmesanı ve şu aşamada direkt olarak sosun içine rendeleyin. Şöyle güzel. Parmesanla beraber sos birazcık daha bağlanmaya başladı. Sos yoğunlaştı. Son derece güzel. Makarna haşlanma süresine geldi. Benim için tamamdır. Artık bunu şöyle direkt olarak buradan alacağım ve hafif suyuyla beraber buradaki kremanın içerisine bırakacağım. Su, makarnanın piştiği su lezzet dolu. Tamam mı? Onu da eğer kıvamı birazcık daha sulandırmak isterseniz direkt olarak bunun içerisine ekleyebilirsiniz. Hiçbir zaman dışarıdan bir ekstra su ilave etmeye çalışmayın. Şu makarnanın piştiği suyu ilave ederseniz işiniz 10 numara 5 yıldız garanti olur. İşte budur. Buradaki sosla beraber şunu bir alt üst edeceğim. Krema hemen her yere nüfuz etmeye başladı.
iyice makarnanın içerisine nüfuz ediyor. Birazcık içine, birazcık da üstü için maydanoz var elimde. Şöyle ince ince doğruyorum bir parça. Maydanozun dokusunu göreceğim iri iri. Maydanozu aldım, attım içerisine. Şöyle derince bir tabak aldım, tamam. Makarnayı alıyorum. Böyle bir aile sofrasına yakışır vaziyette. Alıp komple blok vaziyette tabağa transfer edebilirsiniz. Elinizi korkak alıştırmayın. Şöyle üzerine bir parçacık zeytinyağı gezdirin. Hem parlatır hem lezzetlendirir. Makarnanın üstünün tavuğu burada. Tavuğu üstüne yerleştireceğim.